Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün size tansiyon aletini tanıtacağım. Koldan ölçülen bir tansiyon aleti bu. Beoer marka. Gördüğünüz gibi nasıl bağlayacağınızı burada detaylıca anlatmışlar. 2-3 santim dirsek mesafesinin üstünden bağlanıyor. 22-35 santim de yukarıda. Fakat burada önemli olan şey, birazdan göstereceğiz nasıl ölçeceğinizi. Bunu kola bağlıyorsunuz. Tek başınıza yapabilirsiniz. Şöyle geçiyor bakın kolunuzdan. Ve burada makinenin yan tarafında hava girişi var bakın. Şurada hava girişi var. Buradan şunun pimini bağlıyorsunuz. Şöyle. Pimini bağladıktan sonra hava geliyor. Hava bunu şişiriyor. Dilerseniz göstereyim. Nasıl şiştiğini görün. Şöyle yukarı çekimden göstereyim. Evet, şimdi bunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şişiyor. Şöyle daha iyi anlayacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi neden şişmedi? Çünkü boşta çalışmıyor. Şiştikçe düşüyor gördünüz mü? Bastırıyoruz. Bakın basınç artıyor. Sanki kola takılmış gibi. Bakın. Ve indiriyor. Çünkü bunu kola takmadığın zaman boşuna şişirmez. Burada açma kapama tuşu var. Şöyle. Buna bastığınız an hemen hava pompalar şuradan bak. Bak. Gördüğünüz gibi eğer hava pompalamada sorun varsa bu şekil hata verir. Şöyle bir daha kapayalım. Bu da en son ölçtüğü tansiyonları gösterir. İşte bu hafızaya alıyor. Artık saat kaçta ölçtüyseniz hafızaya alıyor. Setten saati değiştirebiliyorsunuz. Bunlar pek önemli değil. Dilerseniz nasıl ölçülüyor onu göstereyim size arkadaşlar. Çünkü ölçme çok önemli. Sağ kol ve sol koldan farklı çıkabilir tansiyon. Şu mesela yüksek bir tansiyon. Normali ne? 13.8, 12.8, 14.9 gibi. Bu 15'e 9 gibi çıkmış. Bu iyi değil. Şimdi bakalım kaç çıkacak tansiyon. Nasıl ölçeceğiz? Evet arkadaşlar, şimdi kolumuzu sıyırıyoruz. Bakın. Sıyırma konusu çok önemli. Dirseğimiz şurada bakın. Şurada. Bizim ölçeceğimiz yer damar şurası. Veya şurası. Bakın. Gördünüz mü? Tam dirseğim buraya. Yani bu hortum şu hortum. Bu bulunan tansiyon ölçmeye yarayan yeri tam burası bakın. Şurası. Burası buraya gelecek. Buraya gelecek. Bunu böyle soktuğumuz zaman tek başımıza bakın. Şöyle elimizden soktuğumuz zaman görüyorsunuz. Çektik. Şuraya getireceğiz bak. Çekiyoruz. Şu kısım buraya geldi. Ve şöyle çektiğimiz zaman elimizde kapandı. Çok hafif bol kalabilir. Ve el hizamız şöyle bak. Kalp hizasında ve böyle veya şöyle yapmıyoruz. Normal tutuyoruz. Bükmüyoruz, kıvırmıyoruz. Alet hava pompalarken şöyle şöyle sallamıyoruz. Şöyle tutuyoruz kalp hizasında ve
Nefes alıyoruz, kimseyle konuşmuyoruz. Şimdi ölçelim. Mesela bazen şunu söylemeyi unuttum. Tam ölçeceği zaman mesela bakın böyle aynı. Tit 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 diye ses gelir. Şöyle gözükmüyor ışıktan herhalde. O zaman pil bitmiş demektir. Mesela tam burada tit 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 yapar. Evet, şimdi konuşmuyoruz. Kaç çıktı arkadaşlar? 13'e 8 bakın. 13'e 8 çıktı tansiyon. Gayet normal. Nabız 82. Piller 4 tane. Arkada bakın gördüğünüz gibi şurada. Şurada piller. 4 adet. Ve hepsinin dolu olduğuna dikkat edin. Eğer tam ölçerken tit 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 yaparsa olmaz. Şimdi bir de sade ekrandan gösteriyorum. Şöyle yapalım. Sade ekranı şöyle düzleştirelim. Buradan basıyorum arkadaşlar. Şu düğmeye. Bakın şişirmeye başladı. Kol bu vaziyette. Gördüğünüz gibi tansiyonumuz 138'e 83 çıktı. Normal. Normal bir tansiyon. Bu şekilde arkadaşlar ölçebilirsiniz. En önemli şey koldur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu kolu böyle yapmıyorsunuz, şöyle yapmıyorsunuz. Avuç içiniz yukarı bakacak şekilde ve sabit içli. Yani ölçene kadar 20 saniye, 30 saniye sabit tutun ki o, çünkü bastıkça şöyle şöyle olabilir. Siz buradan oynatırsanız böyle bir daha pompalayacaktır. Mesela bakın göstereyim. Şimdi diyelim ki oynattık. Ne oluyor onu göstereyim bir saniye. Bakın tam ölçüyor. Ben de kolu oynatıyorum şimdi. Böyle böyle oynatıyor. Bakın çıkıyor. Zannediyor ki tansiyonum yüksek. Bakın. Bu çok sıkıyor. Hemen kapatmak zorundayım. Yani demek istediğim, böyle böyle oynatırsanız o devamlı hava pompalayacaktır. Bu da istenmeyen bir şey. Çünkü damarınızı sıkıştıracaktır. Bunu da bu şekilde anlatmış olduk. Arkadaşlar hepinize iyi günler. Kolay gelsin. Bak sağdaki soldaki senin için hazırlandı. Tıklamıyor musun? Bekliyorum. Hadi ama tıklasana kardeş. Para yazıyor ya. O zaman abone ol bari. O da mı yok ya? O da mı yok be hacı? Bak sana şirinlik yapıyorum. Hadi. Abone ol artık. Teşekkür ederim. Gene olmadı ya. Gene olmadı ya.